almak gerekiyor. Evet, eğiteceğim. Öyle mi? Yanlış değil, değil mi? Yok, evet. Dear Mr. President, dear friend, let me welcome you to Brussels today. The European Union is ready to take up all issues with Turkey, so we also discussed a possible buffer zone in Syria. A situation where hundreds of thousands of people are fleeing to the EU via Turkey must be stopped. And we cannot do it on our own. We need the Turkish side. We agree that the solution cannot happen through having Russia, allied with President Assad, bombing legitimate opposition forces. We agree on the need to fight Daesh. In this context, President Erdogan also updated me on the worrying news, also for us, of Russian warplanes violating Turkish territory. Finally, on the Cyprus settlement process, we reiterated our support and readiness to assist it in whatever way possible. Our discussions will go on. In fact, already this evening, when we are joined by President Juncker and Schulz. Thank you very much. Evet, teşekkür ediyorum. Thank Sayın you very Başkan, much, değerli Mr. President, distinguished members of the press. I would like to start by greeting you all with wholehearted, heartfelt feelings. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Avrupa Birliği ile bu noktada aday ülke olarak etraflı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgemiz için ortak politikalar geliştirmek her iki tarafında faydasınadır. Avrupa'nın değerli dostum Tusk ile görüşmemizde Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir tercihimiz olduğunu tekrar vurguladım. Avrupa Birliği ile müzakere sürecimizin suni siyasi engellerden arındırılarak tekrar canlandırılması gerektiğini belirtti. Temaslarımızı özellikle Avrupa Birliği ile vize serbestisi diyalogumuzun geliştirilmesine önem atfediyoruz. Türkiye olarak 4 yılı aşkın bir süredir Suriye'den ve Irak'tan kaçan mültecilere kapımızı açmak suretiyle onlara en üst düzeyde ilgi alakayı gösteren ülke biz. Bunların 300 bini Irak'tan, 2,2 milyonu da Suriye'den. Bunlar Müslümandır, Ezidi'dir, Hristiyandır demedik. Hepsini kabul ettik. Ve şu ana kadar yapmış olduğumuz harcama 7,8 milyar doları buldu. Ve bize tüm dünyadan gelen destek 417 milyon dolardır. Ve biz yılbaşından şu ana kadar Akdeniz'de, Ege'de sahil güvenlik botlarımızla topladığımız insan sayısı 60 bini buldu. Tabii bir kez daha sizlerin... Türkiye baştan beri uluslararası toplum adına bu yükü tek başına omuzlamış, insani ve vicdani duruşunu açıkça ortaya koymuştur. They have opened their hearts to everyone in need. Suriye krizinin sebep olduğu sığınmacı akınıyla son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin de daha yoğun bir şekilde yüzleşmeye başladıklarını görüyoruz. Hem eli kanlı teröristlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor, hem de özgürlük, güvenlik dengesinin korunmasına azami hassasiyet gösteriyoruz. Mücadelemizin hedefi öncelikle Kürt vatandaşlarımızın hayatına kasteden eli kanlı terör örgütünün belini kırmaktır.
our Kurdish citizens. 2002'den bu yana attığımız adımlara bakıldığında demokratik adımlardan, özgürlüklerden ve elde ettiğimiz kazanımlardan asla geri dönülmeyecektir. Terör örgütüne müzahir çevrelerin kendi cürümlerini örtmek için bilhassa Avrupa'da sürdürdüğü kara propagandalara asla kulak asılmamalıdır. Mülteci krizinin sebebinin Suriye'deki savaş ve adeta devlet terörü estiren Esed rejimi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Huzurunda şahsıma, heyetime... Bu Türkiye olarak işin içinde yaşayan bir ülke olarak bizim tespitlerimizdir. Serbestisi diyaloğumuzun geliştirilmesine önem atfediyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkeler PKK terör örgütünü terör örgütü olarak kabul ettiği halde bazı ülkelerin uygulamada maalesef bunu es geçmeleri bizleri üzmektedir. Teröre karşı ortak mücadeleyi bir defa tereddütsüz sürdürmek durumundayız. Ve Türkiye bu hususta kararlıdır. And Turkey is determined in this respect. Ve bu terör örgütünün Suriye'de DAEŞ'le savaş kisvesi altında meşruiyet kazanma çabalarına fırsat verilmemesi. I'm very open and clear in what I say. PYD'de PKK gibi bir terör örgütüdür ve beraber çalışmaktadır. Bu noktada iyi terörist, kötü terörist olamaz. DAEŞ de terör örgütüdür, PYD, PKK da terör örgütüdür. Bu noktada Avrupalı dostlarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Olması gereken üç önemli adım var. And if we would like... Sözlerime son verirken gösterilen ilgi alakaya çok çok teşekkür ediyorum. And I'd like to end my remarks by thanking the interest and hospitality which has been shown to us. Thank you. Thank you.